Merhaba arkadaşlar, Matladır'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. 1. haritada görevi tamamladık. 8 puanlık kütük taşıttırdı. Şu anda 2. haritaya başlayacağız. Ada, hani haritanın adını ada koymuşuz. Sahil var. Sahil daha çok merak ediyorum açıkçası. Başlayalım buradan. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yine bize araçlar verdiler. Bakalım bu araçlarla ne görevler yapacağız. Şimdi şu bagajı ekle. Bakalım. Şimdi şuradan haritayı bir açalım. Evet arkadaşlar, şimdi haritayı yine sevmiyorum ben bu olayı ya. Haritayı açma çok uzun sürüyor. Görev var yine. Şöyle bir bakalım. İlk önce bu şuraya gideceğim ben arkadaşlar. Buraya gideceğim de nasıl gideceğim? Güzel bir şey. Tamam, benim iptal. Şöyle burada sanırsam yine bir dere var. Burada da bir dere var. Yani şöyle gideceğim. Başlayalım. Kaydı durduracağım. Buraya yaklaştığım zaman kaydı yine açarım. Böyle kısa kısa kesitler olacak bu videoda. En azından daha çabuk olur. En azından izlerken de sıkılmazsınız. Şimdi kaydı devam edelim. Evet arkadaşlar, ilk haritamızı açacağımız siyah bayrağı almaya geldik. Yalnız sağ yolunu kullanmayın. Felaket taşlar var. Zorlu bir etap. Evet arkadaşlar, burada da dur oğlum. Bu haritanın da bu bölümünü açmış bulunduk gördüğünüz gibi. Daha şuradaki araçlar falan var. Zaten K700'de değişik bir şey olacağını sanmıyorum. Yine aynı araçtır. Şu anda şöyle buradan şöyle şu aradan şuraya gelmeye çalışacağım arkadaşlar ve başlayalım. Arkadaşlar dediğim gibi yollarda sıkıntı, çok uzun oluyor videolar. Oraya geldiğim zaman devamını edeceğim. Evet arkadaşlar, ikinci bayrağımızda geldik. Haritamızın ikinci bölümünü de açacağız. Yalnız yollar felaket zorlu. Yani birinci harita hiçbir şey değilmiş. Evet, şöyle bir haritamıza bakalım. Bu bölgeyi de açtık arkadaşlar. Yani şu aracın yanına gitmedim. Şöyle dolanarak aşağı doğru indiğim için oraya gitmedim. Şimdi şöyle bir aşağı doğru uzayacağım artık. Bakalım önümüzde ne tür bir sürprizler bizi bekliyor. Yalnız bu harita birinci haritadan bayağı bir zor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, haritamızın belli bir bölümünde de tamirhane varmış. Onu da tesadüfen buldum. Onu da böyle keşfetmiş olduk. Şöyle haritalarını göstereyim. Gördüğünüz gibi burada. Şimdi şu noktaya gitmeye çalışacağım ama yollar gözükmüyor. Büyük sıkıntılı yollar, birinci haritadan daha kötü. Daha çok bataklıklar ve çok geniş yol. Kenarlardan kaçmanız gerekiyor.
Ben 3 defa aracı devirip en baştan başlamak zorunda kaldım. Dikkatli olun. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, bu üçüncü bayrağımız olması gerekiyor. Şu an üçüncü bayrağı da bulduk. Haritayı açacağız. O 75 hasarı da aldık. Evet arkadaşlar, haritaya bakalım. Haritayı da açtık. O daha bir tane daha bölge varmış. O gözümden kaçtı. Neyse, sıkıntı değil. Şimdi şuradan şöyle ufak ufak arkadaşlar şöyle ilerleyeceğim. Yalnız çok kötü bataklıklar var. Hani haritayı açtıktan sonra sonu ne olacak bilmiyorum. Başlayalım. Yani yollarda aşırı taşlı, hasar almama ihtimalimiz düşük. Yani ben de 122 hasar oldu. Hani şu gördüğünüz şekilde hep kıyılardan geçerek, kaçarak gitmeye çalıştım. Ama bir iki defa da aracı devirdim. Yani yolu bulmak çok zor oluyor haritayı açmadan. Gittiğimiz zaman bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, aracı yine devirdim, yolda kaldım. Bu sefer haritada aracı değiştirerek haritanın da başka bir yönden başlayacağım. Şunu takalım. Gördüğünüz gibi burada şu yedek parçayı takalım. Neyse, tamam. Çalıştıralım. Evet arkadaşlar, aracı tam olarak şurada devirdim. Geçemedim oradan. O yüzden şimdi buradan devam edeceğim. Kamyonu aldım. Buradan şöyle şu aracı gitmeye çalışacağım. Oradan daha şöyle aşağı doğru artık şu haritaya, şu tarafa geçeceğim, ama onun için şöyle bayağı bir dolanmam gerekecek. O yüzden şu andaki hedefim burası. Buraya gitmem gerekiyor. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Ya, asfalt gördük ya. K700. Bu aracı zaten biliyoruz birinci haritadan. K700'ü açtık. Şimdi şöyle bir haritaya bakalım. Yani bu tarafa gitmem gerekiyor. Bir saniye, yanlış yaptım. Onun için de aşağıdan gitmem gerekiyor. Şimdiki hedefim ise burası. Gidelim. Oh. Nerede hata yaptım ben ya? Yakın mesafe zaten arkadaşlar. Bunu hemen kayıttayken bu bölgeye gidelim. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar şöyle bir haritaya bakalım. Ben şöyle şuradan girip şuradan şöyle bu bölgeye gelmeye çalışacağım. O yüzden de şöyle işaretleyeyim. Evet arkadaşlar, bu bölüme de geldik, ama burada bir aracımız daha var, B66. Onu da bir açalım gelmişken. Şöyle bakalım. Bizim aracımız daha iyi. Şurada 55 metremiz kaldı. Devam edelim. Evet arkadaşlar, burada kereste atölyemize de geldik. Hani haritayı hemen hemen açtık, sadece şurası bir kaldı. Oraya da gidelim. Zaten yakın mesafe. Ağaçların içinden artık olduğu kadarıyla
Yolları tutturmak burada sıkıntı. Bir de kamyonun geçebileceği kadar ağaçların arasında boşluk bulduysanız tamamdır. İşte budur. Haritamızı tamamıyla açmış bulunmaktayız arkadaşlar. Çok zorlu bir haritaydı. Yani şurasının asfalt olduğunu varsaymazsak geri kalan bölgeler bayağı bir zorluydu. Şu bölge tamamıyla bataklık, çok sıkıntılı girmek çıkmak. Yani en düzgün yollardan birisi de şurasıydı zaten. Burada harita yok. Bizim ev garajımız burası. Şuraya gittik, burayı açtık. Bu video şimdilik bu kadar arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğeni, yorum ve takip ederseniz sevinirim. Teşekkürler.